Şelam Lekulam. Bu haftaki peraşamız Pinhas peraşası. Pinhas, eşi ve tıkamati yani Tanrı'nın İsrailoğluna karşı olan gazabının sakinleşmesine ve daha yumuşak geçiş yapmasına yardımcı olduğunu söylüyor Tora. Tabii ki yumuşak geçiş derken maalesef 24 bin kişinin öldüğünü de unutmamak lazım. Pinhas bunu gerçekleştirirken Üzerine düşen vazifeyi bulunduğu noktada en iyi değerlendirerek sonuç aldı. Bu da işi çabuk tutmanın ve karar mekanizmasının ne kadar önemli ve etkileyici olduğunun bir kez daha göstergesi oldu bize. Bununla ilgili şöyle gerçek bir hikaye anlatıyorlar. Bir rabi İsviçre'de bir iş için seyahatte bulunurken otelin lobesinde beklemekte olan bir İsrailli aileye denk gelir ve İsrail aile sohbet ve diyalog esnasında yarın sabah uçakları olacağını ancak bu akşam burada lobide çocuklarıyla beraber vakit geçireceklerini ve ondan sonra sabah karşıda uçağa gideceklerini söylerler. Rabbi konuya dahil olarak olmaz böyle bir şey. Lobide mi bekleyeceksiniz bütün sabaha kadar? Olmaz der ve yukarı çıkıp onlara bir şeyler getirir. Yiyecekler getirir kuru yemişler getirir, içecek getirir, hatta tatlılar getirir. Ve sohbet etmeye başlarlar. Rabbi o haftanın peracasından biraz anlatır. Ondan sonra Mesilat, Yeşarim dediğimiz bu insanlar arası ilişkiler ve tarih olan yaklaşımımızdan bahseder. Ve güzel bir sohbetin sonucunda Rabbi yanlarından ayrıldıktan sonra kız babasına döner der ki Baba der, bütün dindar Yahudiler böyle mi? Babası der ki, evet çoğunluğu böyle. Eğer böyleyse ben dindar bir Yahudi isteyebilirim der. Onunla evlenmek isteyebilirim. Ve Rabbi ülkeye döndükten sonra bir bakar posta kutusunda bir davetiye. Ve davetiyenin kimin olduğunu anlamaz. Fakat davetiyeden çok kısa bir süre sonra bir telefon çalar. Arayan kızın babasıdır. Der ki ben sizi lütfen der Onursal misafirim olarak bekliyorum kızımın düğününe. Rabbi anlamaz der ki sizi tanıyor muyum bana yanlış anlamış olabilir misiniz davetiyeyi? Hayır der hatırladınız mı der. İsviçre'de lobide sohbet etmiştik ve siz bize ikramlarda bulunmuştunuz ve bize bir sürü divretor anlatmıştınız. Evet evet hatırladım der. Peki biliyor musunuz der biz orada niçin bulunuyorduk? Çünkü kızım Yahudi olmayan biriyle evlenmek üzere hazırlıklardaydı. Ve biz de kızımızı ikna etmek ve böyle bir şeyin çok bizim ailemize yakışmayacağını anlatmak için onun yanındaydık. Fakat kızım ta ki sizi tanıyana kadar hiç kimseyi kale almayarak verdiği kararın arkasından gitmeye çok çok ısrarlıydı. Ne zaman ki siz geldiniz ve bütün iyi niyetinizle bizimle sohbet ettiniz, ikramlarda bulundunuz, güler yüzünüzle bizi hoş ettiniz, güzel vakit geçirdiniz. Ve kızım sizin gibi biriyle evlenmenin aslında çok da cazip olacağına karar verdi. Ve o anda arkadaşını arayarak siz gittikten sonra bu ilişkinin aslında bu şekilde devam etmek istemediğini ve kendi ülkesine dönmek için hareket edeceğini nişanlısına söyledi. Ve şu anda kızım özellikle de Yahudi biriyle hatta dindar bir Yahudi ile yapacağımız düğünde inşallah kupa altına girecek. Ve siz de bu işin aslında temelini oluşturan, inşasını yapan kişi olarak bizim en değerli ve en baş müşafiriniz olarak gelmenizi istiyoruz. Bu şekildeki açıklamayla aslında Pinhas'ın neler yaptığını çok daha iyi anlamış oluyoruz. Yapılan yaklaşım, gösterilen iyi niyet, doğru zamandaki yapılan en uygun müdahale arkadan gelecek olan bir sürü güzelliği olmasına temel oluşturacak. Ve bu şekilde etrafımıza da aynı ışığı saçmış olabileceğiz diyor Rabiler. İnşallah ışık bizimle olsun. Etrafımıza aydınlığımızı verebilelim. Ki o ışık daha sonra dönüp mutluluk olarak bizi aydınlatmaya devam etsin. Hepimize şabat çalalım.